İsminiz o kadar çok özdeşleşti ki araştırma şirketiyle. Dolayısıyla aklımızda öyle kalmış ama halen danışman olduğunuz için, halen daha o yapıların içerisinde olduğunuz için bilgi sahibisinizdir diye soracağım. Son durum ne? Son durum bu Ağustos ayıyla birlikte Cumhur İttifakı'nda özellikle AK Parti'de biraz daha erime arttı. Erime var. Erime var. AK Parti ilk kez kurulduğundan bu tarafa 33'leri gördü bu ay bizim gözlemimiz. Bir dakika. AK Parti ilk defa kurulduğundan bu yana 33'leri gördü diyorsunuz değil mi? 33'ü gördü. En düşüğü 36'ydı ilk 2002 seçimleri galiba değil mi? 34.7'ydi. 34'ü vardı doğru. 35'i vardı. 33'e düştü diyorsunuz yani. Kurulduğundan beri en düşük seviyede. Evet, kurulduğundan beri en düşük seviyede. Hani bu borsacıların vardır ya direnç noktaları. Bir direnç noktası daha kırıldı yani şimdiye kadar ki bir sürü direnci kırıldı. MHP'de durum ne efendim? MHP bizim gözlemimiz MHP'nin baraj civarında olduğu, yani o 5'ler 6'lar 7'ler şeklindeki rakamları biz tespit edemedik. Baraj civarında dolaşıyor. Ben 9-10 falan mı? Evet, baraj civarı dediğim o zaten 11 ile 2008 yılında 11 almıştı. Şimdi de baraj civarında bir oy var. Ama seçime doğru tekrar bakmak lazım. MHP enteresan bir parti, onun ideolojik bir parti olduğu için seçmeni kolay kolay ayrılsa bile geri gelebiliyor, öyle bir şey var. Peki ikisini topladığımız zaman 42-43, hadi yanılma payına koyayım, 44-45. Yani yok, Millet İttifakı efendim 45'leri görmüyor şu an, 42-44 arasında bir yerde. 45 Yani siz diyorsunuz ki Cumhur İttifakı şu anda, diğer bileşenleri de sayıyor musunuz? Büyük Birlik Partisi var. Belki Saadet Partisi oraya geçebilir. Geçerse o zaman bakılır ama şu an Saadet Partisi resmen içinde olduğu için Millet İttifakı'nın, zaten nereden anlıyoruz? Saadet Partililer Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a da oy vermiyorlar. Yani henüz kendilerini Millet İttifakı'na dahil gördükleri için Saadet'ten Sayın Erdoğan'a oy veririm diyen çok az seçmen var. Yani ihmal edilebilir büyüklükte bir kitle var. O yüzden de Saadet Partililer kendini hala muhalefet blokunda görüyor. Peki o zaman %45-44 diyorsunuz. 45 bile değil diyorsunuz. O zaman karşı taraf, yani Millet İttifakı artı muhalif bileşenler diyelim biz ona. Muhalif bileşenlerin oy toplamı da yaklaşık 55-56 oranında mı oluyor? Tabii doğal olarak, ama tabii orada şimdi HDP var. HDP ne yapacağı belli değil. Muhtemelen müstakil davranacak parlamentoda. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de birinci turda kendi adayıyla çıkması yine muhtemel senaryo. Benim gördüğüm oraya doğru gidiyor. Eğilim, genel eğilim. Muharrem İnce var. O bağımsız hareket edeceğini zaten ilan etti. Hatta kendi adaylığını da ilan etti. Dolayısıyla onların tamamını katamayız ama şu an Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı birbirine olabildiğince yaklaşmış durumda. Aradaki makas kapanmış durumda. Tabii Gelecek ve Deva Partilerinin burada nerede yer alacağı esas kritik faktör. Onları da Millet İttifakı'na dahil edecek olursanız bu sefer Millet İttifakı zaten şu an birinci ittifak haline gelmiş durumda. Ama tabii resmen onlar dışarıda olduğu için henüz bunu söyleyemeyiz. Ve HDP ve Muharrem İnce'nin hareketini dışarıda bıraktığınızda onlar 11 puan 12 puan aralığında ikisinin toplamı hareket ediyor. Dolayısıyla 43 artı 12 55 yaptı. 45'te Millet İttifakı'nın yaklaşık oyu. Çok ilginç sayılar söylüyorsunuz İbrahim Bey. Evet. Yani ilk kez bu kadar düşük bir seviyeye çıktı diyorsunuz. İndi diyorsunuz pardon. İndi. Evet. Şeyden dolayı Ağustos ayında tabii arka arkaya çok sayıda yaşandı. Benim gördüğüm AK Parti de bunu hissetti. Bu Afgan mültecilerle ilgili biliyorsunuz diye başladı Sayın Erdoğan'ın söylemi. Biz iktidarda olduğumuz sürece zulme uğrayan hiçbir Allah'ın kulunu onlara yüz çevirmeyeceğiz. Onları korumaya devam edeceğiz falan demişti. Arkasından onu biraz değiştirdi o söylemini. Evet, o söylemi değiştirdi. Arkasından tam tersini yaptı. Sosyal medyada abartılıyor. Öyle zannedildiği kadar büyük bir göç yok dedi. Fakat onun da bir karşılık bulmadığını görünce bu sefer büyük bir göç tehdidiyle karşı karşıyayız dedi. Yani o söyleme bile baktığınızda bu Ağustos ayında yangınlar, seller ve mülteci akını benim gördüğüm AK Parti'yi ciddi sıkıntıya soktu. Zaten önceden beri gelen
diğer sıkıntılarla birleştiğinde erozyonu biraz daha şiddetlendirdi. Evet. O yüzden de bu Afgan mülteci, Afganistan konusunu üzerine örtmeye çalışıyorlar. Şimdi sadece ticari bir şeye döndürdüler malum. Havaalanının işletmesini alacağız falan artık şey. Benim gördüğüm o Afganistan söylemini belki hani fiilen şey işin içerisinde olsalar bile söylem olarak Afganistan konusunu çok fazla dillendirmiyorlar. Onun olumsuz tepkilere neden olduğunu gördüm. Peki. Son olarak siz bir de yola çıkacaksınız biliyorum. Bizim için beklediniz. Evet, evet. Çok teşekkür ederiz. Son olarak isimler çok konuşuluyor. Bu isimleri sormayacağım ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı üzerinde bir mutabakat oluştu. En azından Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde istiyorlar. Kemal Bey de tam açıklamasa da biraz niyetli olduğunu ihsas ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu eğer aday olursa, yani Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu'na evet derse ve aday olursa kazanabilir mi seçimi? Şimdi birinci turda hiçbir aday kazanamayacak. Bir kere onu söyleyelim. Birinci turda kazanamayacak. Birinci turda seçim bitmeyecek. Ve dolayısıyla bir ama bir dakika, sizin söylediğiniz tabloya göre niye bitmesin? HDP var mı? Çünkü HDP müstakil, HDP müstakil aday çıkaracak diyorsunuz. Tabii Muharrem İnce müstakil girecek. Onlar bir işte 10-12 puan aldığında zaten şey bir tarafın 50'yi bulması iyice zor hale geliyor. Çünkü bir güç dengesine yakın bir şey olacak, tablo olacak. Birinci turda bitmeyecek. Şimdi burada ikinci turda şey birinci turda iki favori adayı da adaya da oy vermeyen seçmenlerin kime oy vereceği seçimin sonucunu belirleyecek. O yüzden benim ama tahminim bu seçim adaylar üzerinden, kişiler üzerinden, isimler üzerinden bir rekabete sahne olmayacak. Erdoğanizm devam etsin mi etmesin mi şeklinde bir referanduma dönüşecek iş. Tıpkı Amerika'da son seçimlerde olduğu gibi orada da Trumpizm devam etsin mi yoksa bitsin mi, sona mı ersin şeklinde bir referanduma dönmüştü aslında. Ve sonunda Trump görevdeki bir başkanın tarihte yemiş olduğu en büyük farkı yiyerek, yani tarihe geçti. Seçim sonucu 7 milyon oy fark yiyerek seçimi kaybetti. Onların sistemi farklı, hani seçenleri seçiyorlar vesaire falan, ama sonunda kim Trump dedi, kim Biden dedi diye baktığınızda 7 milyon fark yedi ve bu tarihi bir fark. Şimdi dolayısıyla benim gördüğüm Türkiye'de de benzer bir eğilim var ve muhalefet bu işi iki fikrin yarıştığı, iki adayın değil, iki fikrin, iki yönetim anlayışının, iki farklı şey dünya görüşünün, mentalitenin, yani bazen bunu açıkça söylüyorlar. Otoriter bir yönetim mi, demokratik bir yönetim mi, her şeyin tek adama bağlandığı bir tek adam rejimi mi, yoksa güçler ayrılığının olduğu rejim mi? Hatta bazen daha spesifikleştiriyorlar. Bir tweet atanın sabah gözaltına alındığı bir sistem mi, yoksa özgürce herkesin düşüncesini açıklayabildiği bir ülke mi falan şeklinde. Bu şeyler iki farklı fikriyatı, iki farklı yaklaşımı, iki farklı siyaset modelini seçmene oylattırmayı düşünüyorlar. Tabii şu an görünen şeyin başkanlık sisteminde olan desteği de biliyoruz. Başkanlık sisteminde olan destek de %40'lar civarında şu an. Dolayısıyla iki farklı fikriyat yarıştığı anda o %40'a %60, yani başkanlık sistemine bugün referandum olsa evet veririm, hayır veririm diyenler arasındaki güç dengesizliği adaylar arasındaki güç dengesizliğine de dönüşecektir. Ben o yüzden sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nun değil, muhalefetin üzerinde uzlaştığı herhangi bir adayın ikinci turda şansının çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Oldukça ilginç açıklamalar yaptınız. Biz bunları biraz konuşalım, kendi içimizde tartışalım. Size de iyi yolculuklar dileyelim. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin. İyi akşamlar diliyoruz. Sevgili izleyiciler, tam 2,5 dakikalık bir